adalet er veya geç tecelli edecektir. Güven park oluşumu, kapatılan polis akademisi ve kolejleri, emekli edilen polis müdürleri ve meslekten ihraç edilen emniyet mensupları için Ankara Kızılay Meydanı'nda buluştu. Kimilerine deniz doğrusu nasıl öper diye soruldu. Kimilerine de başkanlık sistemiyle ilgili neler düşünüyorsunuz gibi ucu açık anlamsız sorular sorularak bu polis adaylarının geleceği yok edildi. Hukuku bu kadar kanırtmayın. Hukuk çok kanrıldı. Yeter. Yok öyle dava. Hırsız, hırsızdır. Masum da masumdur. Emniyet mensuplarıyla mağdur ailelerini bir araya getiren 13. buluşmada emniyet camiasında personel kıyımına dönüşen mülakatlara tepki vardı. Mezuniyet günlerine günler kala yaklaşık 7000 polis meslek yüksekokulu öğrencisi mülakata tabi tutuldu. 5090 öğrenci mülakatı geçerken 1700 öğrenci saniyeler süren mülakatla elendi. Mitoz bölünme nedir? Protestanlık nedir? Gorbaçov kimdir? Bu tip polislikle zerre alakası olmayan sorular. Ve de bunlardan dolayı 50'nin altında alan arkadaşlar sınıfta kaldılar. Sınıfta kaldılar. Geçemediler sınıflarını yani. Bir üst rütbeye geçemediler. Emekli emniyet mensupları hukuksuzluklara son verin çağrısı yaptı. Ankara Kızılay Meydanı'nda parti devleti polisi olmak istemiyoruz sesleri yükseldi. Amacınız polisi hukukun üstünlüğünü sağlayıcı değil, üstünlerin hukukunun korunmasını bir aracı yapılmaya çalışmaktır. Gayeniz polis teşkilatı siyasi iktidarın özel dedektiflik bürosu haline getirmektir. Bu dönem böyle gitmez. Bu baskı, bu ağırlık, insanlar bu kadar ağırlığı çekemezler. Toplumları böyle yıldıramazsınız, ürkütemezsiniz, sindiremezsiniz.